İyi günler değerli Aks TV izleyicileri. Bugünkü programımıza çok değerli bir konuğumla Doktor Sayın Osman Özdemir ile başlıyoruz. Konumuz da aslında çok değerli. Ülkemizin en kıymetli doğal varlıklarından olan toprağımızı konuşacağız. Toprağımızın özelliklerini, yapısını, toprağımızın sorunlarını, toprakla ilgili kurum ve kuruluşlarımızı, ülkemizdeki toprak yönetimiyle ilgili bütün sorunları konuşacağız. Ancak programımıza geçmeden önce toprakla ilgili Tema Vakfı'nın hazırlamış olduğu çok güzel bir veritemiz var. Onu birlikte izleyelim. Programımıza öyle başlayalım. Her yerinde yürüdük. Ayak altında çiğnedik her gün. Lakin soluduğumuz hava gibi ona da ihtiyacımız var. Artık toprak hakkında konuşmanın zamanı geldi. Ve onu korumaya başlamanın da tam zamanı. O olmadan hayat olmaz. Bizi besler ve ondan bizler sorumluyuz. Toprak, güneşin kayaları yavaşça ayrıştırmasıyla, rüzgar ve yağmurla, hayvan ve bitkilerle şekillenir. Bu yolla 10 santimetre verimli toprak 2000 yıl gibi uzun bir sürede oluşur. 2000 yılda sadece 10 santimetre. Sadece birkaç senede tükettiğimiz toprak sonsuza dek yok olur. Ormanlar ve bitkiler toprağı korur. Fakat her sene 13 milyon hektar orman kesiliyor. Alanlar yarım yamalak işleniyor. Bunun üstüne tek ürünlü ve eğimli arazide tarım ekleniyor. Hasattan sonra alanlar çıplak ve korumasız bırakılıyor. Tüm bunlar aşınmayı daha çok arttırır. Ve dahası rüzgar dağıtır, su aşındırır. Sadece 2011 yılında 24 milyar ton verimli toprak kayboldu. Dünya çapında her yaştan kişi başı 3.4 tonluk bir kayıp. Erozyon her yıl kişi başı 130 liraya mal oluyor. Dünya çapında ise 900 milyon liraya mal oluyor. Çok yüksek bir miktar. Şehirlerimiz de çok hızlı büyüyor. Avrupa'da her yıl Berlin şehri büyüklüğünde bir alan kentsel alana dönüşüyor. Bu toprakların yarısı mühürlenmiştir. Bu topraklarda hiçbir şey yetişemez. Fakat verimli topraklar sınırlıdır ve bu nedenle paha biçilmezdir. Yatırımcılar ve devletler bunun farkına vardı. Dünya topraklarını kapma yarışı çoktan başladı. Çoğu zaman şüpheli sebeplerle şüpheli yollardan arazi ele geçiriliyor. Her yıl milyonlarca hektar arazi sahip değiştiriyor. Bedeli ise kararmış hayatlar, dağılmış aileler. Genellikle bunlar en fakirleridir. Çoğu zaman başka seçenekleri olmuyor. Ormanı tahrip ediyorlar çünkü hayatta kalmak için toprağa ihtiyaçları var. Sağlıklı ve verimli toprağa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tahminlere göre 2050 yılında kişi başına düşen ekilebilir arazi yarıya düşecek. Fakat şimdiden 1 milyar insan her gece aç yatıyor. 1 milyar insan çok fazla. Bu rakam her geçen gün daha da artacak. Ancak toprağı adil bir şekilde dağıtmalı, her alanda verimi önemli ölçüde artırmalı ya da ancak yeni bir dünya keşfetmeliyiz. Fakat bu seçeneğe bel bağlamak istemeyebiliriz. Toprak ve arazi meseleleri nadiren dikkatimizi çekiyor. Veya siyasete yön verenlerin meseleleri. Süpermarket raflarını dolu görüyoruz. Ve bunun sonsuza dek böyle devam edeceğini sanıyoruz. Toprağın sırtından geçimimizi sürdürüyoruz. Fakat bunlar tükenmez değil ki. Hiç para yatırmadığımız hesaplarımızdan sürekli para çekiyoruz. Bir gün hesaplar boşalacak, kredilerimiz suyunu çekecek. Ve topraklarımız bitecek. Fakat iyi haberler var. Çocuklarımız için toprağı koruma amacıyla ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz.
Hatırlayalım. Toprak, ilgi bekleyen, hassas, canlı bir varlıktır. Bir fabrika değildir. Herkes toprak hakkına sahiptir. Bu hak kanunla muhafaza edilmelidir. Ve geçim kaynağımızı asfalt altına gömmeyi göze alamayız. Artık sıra bizde. Gözlerimizi açmalı ve bilgilerimizi uygulamanın yollarını bulmalıyız. Ki böylece ayağımızın altındaki zemini kaybetmek zorunda kalmayalım. Evet, çok etkileyici bir film değil mi Osman abi? Toprak bu kadar önemli bir varlık. Ancak konuya geçmeden önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben özellikle niçin toprak konusunu sizde konuşma ihtiyacını duyduğumu bir kez daha izleyicilerime iletmek istiyorum. Ben 1975 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezunum. İşte askerlikten sonra yani 77'de toprak soruşturmaya girdim. 2011'de 11'e kadar devam ettim. 2011'den sonra başka bir isim adı altında bir kurumda çalışıyorum. Tabii toprak suda çalıştığım için en güzel, en mutlu yıllardı. Evet. Toprakla ve toprakla ilgili bütün işlerde çalışmalar yaptık. Güzel çalışmalar yaptık. Yani toprağa adanmış bir yaşamınız var. Evet. Bütün meslek yani, hayatınız toprak üzerine, toprak çalışmalarıyla geçti tabii, anladığım kadarıyla. Tabii. Aşağı yukarı yani 34 yıl hemen hemen toprakla geçti. Dolayısıyla şimdi bazı insanlar toprakla ilgili çalışmaları, toprakla ilgili yaşantıyı kendisine bir vazife edinirken, kendisine bir çalışma edinirken ben zaten içindeydim. Onun için pek de farkında olmadan yıllar çabucak geçti yani. Tamam. Osman Bey şimdi şunu sormak istiyorum. Biz geçen hafta burada programımızda Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini konuştuk. Yani bitki florasını ve hayvan varlıklarımızı konuştuk. Ama Türkiye'nin çok kıymetli doğal varlıklarından bir tanesinde toprak olduğunu düşünüyorum ben. Toprak gerçekten kıymetli. Bunu herkes söylüyor ama niye kıymetli? Bunu biraz açalım mı? Yani bir doğal varlık olarak kabul ettiğimizde niçin kıymetli toprak? Şimdi toprak şöyle kıymetli. Bir defa insanların beslenmesi için bir ortam. Evet. Ve bu ortamdan dolayı da toprak önemli. Şimdi toprağı jeoloji bir mühendisleri, jeolog arkadaşlar şöyle görüyorlar onlar. Yani işte belli derinliklerde olan, derinliği artan ve de işte 8 bin yılda oluşmuş, 100 bin yılda oluşmuş gibi 10 santimlik toprak. Değişik rakamlar söylenebilir. Oluşup bir materyal olarak görüyorlar onlar. İnşaat mühendisi arkadaşlarımız yani mühendislikle çalışan arkadaşlarımız onlar da toprak işte kirli, tınlı, siltli, milli gibi. Değişik sınıfları var. Değişik sınıfları var. Onlar da o şekilde görüyorlar. Çünkü inşaat malzemesi olarak kullanacaktır. Onun için yapacaklar temel yapının, inşaatın oturacağı zemini veya geçecek olan bazı inşaat yapılarının sağlamlığını, sağlamlık olup olmadığını o şekilde görüyorlar. Biz tarımcılar da toprağı tarımsal yönüyle. Tarımsal yönüyle görüyoruz. Evet. Toprak üzerinde bitki büyüyen, içinde çeşitli mikroorganizmaların, bitki besin maddelerinin yer aldığı. Milyonlarca değil mi mikroorganizmanın tabii, yaşadığı. Tabii yaşadığı bir materyal olarak görüyoruz. Ve de hakikaten de toprak, yani bunu başka bir varlık yok. Zaten yani Yaradan'ın yarattığı üç tane şey var. Hava, su ve toprak. Evet. Yani yeniden yerine gelemiyor. Yaşam için değil mi? Yaşam diğer için lazım. Canlıların yaşamı ve için. De yani bunun yaratıldığı için de bunların da yeniden yapılması, yeniden yerine getirilmesi, ikame edilecek olan herhangi bir şey olmadığı için çok güzel bir şey, varlık, üçü de varlık. Peki şöyle bir şey var. Şimdi harita üzerine baktığımızda Türkiye birçok Avrupa ülkesine göre geniş topraklara sahip bir ülke gibi gözüküyor. Evet. Ama tarım yapılabilecek veya tarımsal potansiyeli olan toprak sınırlı mı? Yani bu böyle bir önemi de var mı tarım topraklarının? Şimdi tarım toprakları tabii ki yani sınıflar ayrılıyor biliyorsunuz. Evet. Yani toprakların tarım yapılma şekline göre makinal tarım var, işte makinal olmayan tarım var. Buna göre de çeşitli sınıflar ayrılıyor. Düz ova dediğimiz evet. topraklar var. Bunlar belli bir işte Türkiye'nin toprak ovalar bellidir. Çukurova gibi, Çarşan, Bafra ovaları gibi. Bir de toprakların belli meyillerde
yerleşmiş olan topraklar var. Ya topraklar sınıflar 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 5. sınıf, 7. 8'e kadar giden bir takım toprak sınıfları var. Ama hepsinin de ayrı bir önemi var. Hepsinin de ayrı bir yeri var. Dolayısıyla biz tabii toprak deyince ovaları anlarız. Ovalar daha verimli olduğu için, ekilebilir, dikilebilir alanda alanları fazla olduğu için ve de makine ziraata daha elverişli olduğu için tabii ki biz bu okulları, bu toprakları ayırıyoruz. Ama hiçbir zaman 4. sınıf toprak veya 5. sınıf toprak, 6. sınıf topraklar toprak değildir, işe yaramaz anlamında düşünmemek lazım. Ama önemli olan diyorsun, tarıma uygun olan toprağın sınırlı olması. Tabii. Değil mi? Yani toprak çeşidi çok. Tabii. Ama tarım amacıyla kullanılabilen tabii toprak sınırlı. Peki tabii, sizce bu sınırlı olan toprağı doğru kullanabiliyor muyuz? Maalesef kullanmıyoruz, kullanamıyoruz daha doğrusu. O da şöyle, ülkemizde ki toprak kullanımının tersi şurada hocam. Şimdi topraklar ürünlere göre değişmeli. Şimdi evet, bir toprağa bakıyorsunuz, hiçbir şey vermese, bir zambak bakıyorsunuz, şimdi zambak mevsimi veya bir sümbül bakıyorsunuz, topraktan çıkıyor. Evet. Tabii olaraktan çıkıyor. Ya toprağın verdiği her şey güzeldir. Her şey iyidir. Toprak güzellikler verir insanlara. Evet. Gübremeseniz de, sulamasanız da, tabii şartlarda toprakta bir takım güzellikler ortaya çıkar. Ama toprak aynı zamanda da bazı kabahatleri, bazı kötülükleri örten bir yapısı var. Biz topraklarımızı kullanamayışımızın sebeplerinden en büyük nedeni hangi topraklar ne yetişeceğini, nasıl yetişeceğini, nasıl işleneceğini bilmediğimiz için ve buralara biz topraklarımızı bu şekilde sınıflarına göre değerlendirme, sınıflarına göre ürün elde etme şekillerini bilmediğimizden evet, o nedenle tabii ki topraklarımızı gereği gibi kullanamıyoruz. O zaman galiba şöyle bir şey var. Önce bir toprakların sınıflandırılması gerekiyor. Tabii. Yani sınıf sınıf belirlenmesi gerekiyor. Böyle bir çalışma var mı Türkiye'de? Böyle bir çalışma kanun var. Fakat çalışma... Bu 5403 sayılı galiba toprak yasası. Evet. Arazi kullanım kanunu var. Evet. Evet, bu kanunda böyle bir yükümlülük de var galiba. Kurumlara. Var. Evet. Var. Yani şimdi bunlar tabii Türkiye'deki gündemler çabuk değiştiği için bunlar bir takım ele alınamıyor. Evet. Aslında toprağın kanunu var. Toprağın yasası var. Yasa çıktı. Çok güzel. Biz de memnun olduk. Yani bildiğiniz gibi hakikaten çok çalışmalarımız oldu Samsun'da bürokrasiyle. Daha sonra bunun yönetmelikleri çıkacaktı. Yönetmeliklerle ilgili neler yapılabilir, neler yapılamaz diye ortaya bir takım şeyler yapalım dedik. Fakat o da olmadı. Çünkü toprakları şimdi her önüne gelen toprakları keyfi olaraktan kullanabiliyor. Yani istediği yere gidip bir fabrika yapabiliyor, istediği yere bir okul yapabiliyor. Ama orada bir şey var galiba, bir illerde toprak koruma kurulları var, oralardan izin alması falan gerekiyor. Yasa, ben de var, öyle bir kurulda üyeyim de o yüzden soruyorum. Evet, var da. Uygulamada uygulamada bu olmuyor, kamu yararı deyip geçiliyor ve evet, kamu yararı için içine girince de tabii ki boynumuz kıldan ince derler hani şey için, evet, kanun öyle ama. Yani şimdi kamu yararı tamam, kamu yararı olsun ama bu kamu yararını yaparken de toprağın bizim bir daha elde edemeyeceğimiz varlık olduğu için. Şimdi toprağı diyelim ki bir okul yaptınız veya bir amaç dışı kullandınız toprağı. Evet. Burayı daha sonra birileri geldi dedi ki ya burayı dedi vazgeçin, kaldıralım vazgeçelim. Evet. O toprağı eski haline getiremiyorsunuz. Yani mümkün o değil, bolozu, o bilmem yapılan inşaat atlarını temizlemeniz mümkün değil. O nedenle... Şöyle diyebilir miyiz? Kirli bir suyu temizleyebiliyorsunuz. Kirli bir havayı, mesela bir doğalgaz geliyor bir yere. Evet. O mesela Ankara'nın eski halini düşünün. Doğalgaz geldi, hava temizlendi. Ama bozulan bir toprağa tekrar geri döndürme noktasında mı sıkıntı var? Sıkıntı mümkün orada. Mümkün değil diyorsunuz. Tabii sıkıntı evet, orada. Ben bir Mersin'de bir toplantıya katılmıştım. O zaman bir hatta daha sonra idareci olan bir valimiz de vardı. İnşaat, şimdi inşaat mühendisleri bizden pek biraz şey deriz. Yani toprağı onlar şöyle görüyorlar. Bir sanayi sitesi yapılacaksa, bir konutlaşma yapılacaksa, bir liman yapılacaksa, bir fabrika yapılacaksa denizden ulaşıma en yakın neresiyse orası olsun. Veya işte sanayi yine aynı şekilde olsun. Tabii inşaat sektörünün istediği, arzuladığı toprak bu. Toprak kısmı bu. Ama bize diyoruz ki ziraat yapılacak, tarım yapılacak olan bu toprakların başka şekilde kullanılmasın. Bu tip şeyler tesisler buralara gelmesin.
bunlar yukarı yükseltire taşıyalım. Bu toprakları biz tarım bakımından kullanalım. Yani birinci sınıf araziler tarıma evet. tahsis edilsin. Evet. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf arazilere, biraz daha meyilli arazilere, bu tip arazilere gitsin. Ve bu arazilerde yapılacak olan tesisler burada ne olacaktır? Nakli olacaktır. Yani ulaşım olacaktır. O da yapılabilir yani. Çeşitli şekillerde ulaşım malzemeleri var. Teleferikler var, işte bilmem demir yolları var. Yani o malzemenin, gerek ham maddenin denizden o fabrika gitmesi için, gemilerle gelen ham maddenin fabrika gitmesi için o tip demir yolu veya bir takım teleferik gibi bir takım yapılar kullanılabilir. Veyahut da fabrikadaki işlenmiş mamul maddenin yine aynı şekilde bir havaalanına, bir deniz limanlara gelmesi yine o şekilde sağlanabilir. Çünkü ama ya bu toprak o toprak yani o düz arazideki, ovadaki veya ova benzeri yerdeki topraklardaki tekrar eski hale getiremezsiniz. Yani bu yapıyı yaptınız mı orası gider. Bir de galiba işin teknik başka bir boyutu da var. Yani taban arazi dediğimiz tarım arazileri, özellikle ovalarında zemin sorunu da var. Evet. Dolayısıyla bunu Adapazarı depreminde yaşadık galiba. Evet. Sonuçta buralara yapılan binaların da bir riski söz konusu benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ama buna rağmen bir Çukurova, bir Bursa Ovası, bir işte Sakarya Ovası gibi, Ege'de Menemen Ovası gibi birçok ova maalesef tarım alanı olması gerekirken amaç dışı diyoruz biz ona galiba. Evet. Tarım alanı dışına çıkarılarak sanayiye terk edilmiş durumda. Yani ben sizden şunu anladım. Sanayi mutlaka olmalı ama doğru yerde. Peki bunu yasal olarak bu alanların belirlenmesi, arazi kullanım planlarının yapılması yasada var galiba ama uygulamada mı sorun var? Var. Uygulamada sorun var. Evet. Uygulamayı yapılamadı. Biz Samsun'a bildiğiniz gibi bir yapalım dedik. Yani gayri resmi olaraktan bir yapalım dedik. Nasıl yapalım dedik? İşte Tekeköy civarı Irmak sırtına kadar dedik, burasını dedik. Artık sanayileşiyor, yavaş yavaş bir takım sanayiyle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor, fabrikalar yapılıyor, depolar, antre depolar yapılıyor. Buralar olsun dedik. Yani şimdi buffer tarafı daha ziyade yerleşime dönük oldu, çarşamba tarafı sanayiye dönük oldu. Bu şekilde yaparsak dedik, hiç olmasa biz orada o yaptığımız çalışmalarla beraber yani idareye diyelim ki yani buraya ellemeyin, buralar artık fabrika. Veya bunun bir sınırlarını çizelim. Sizler tarım çizelim. Arazilerin sınırları ve sanayi. Resmi olsun. Evet. Yani biz bunu çünkü resmi olarak yapamadık. Yönetmeliğe çıkmadı hiç yapamadık. Yönetmeliğe çıksa yapılabilir bu. Tabii bizi aşan kısımlar. Hatta bu konuda bir arkadaşla da biliyorsunuz bizim Selman Bey'le de çalışalım dedik. Bir ortaya koyalım dedik. Kabaca olsa dedik. En azından ya bir fikir verir. Fakat onu da yapamadık. Şimdi bu da olmayınca şu anda bekliyoruz yani. Herhangi bir şekilde yasa var. Yasa yok değil. Şimdi Mersin'e gittiğiniz zaman, Adana'ya gittiğiniz zaman benim 78'li yıllarda, 79'lu yıllarda Mersin'e giderken Adana'dan Mersin yolu üzerinde bütün fabrikalar falan yoktu. O kadar fazla gelişim falan yoktu. Ne bileyim ben oralar bütün narinciye bahçeleri, muz bahçeleri vardı. Mesela bir ana burada. Şimdi oralar bütün muz bahçeleri, narinciye bahçeleri bütün yok oldu. Şimdi toprak taşıyorlar yamaç arazileri. Yani bizim ikinci sınıf, üçüncü sınıf dediğimiz arazilere. Ne kadar acı toprak taşınıyor. Ne kadar acı. Oralara muz dikiliyor, narinciye dikiliyor ve oralarda bu tarım yapılmaya çalışılıyor. Yani tam tersi. Tarım arazisi feda edilmiş. Evet. Halbuki evet. Oradaki yapılan ekonomik olacak, daha ucuz olacak üretim. Narinci üretimi veya muz üretimi daha ucuz olacakken şimdi yukarı yapılıyor, daha masraflı yapılıyor. Şimdi evet. Bu tersi oldu. Tabii bunlar da yapılacak olan tek şey buralara kesin ve kesin bu yasanın emrettiği yönetmelikler çıkmalı ve buralara el değmemeli. Çok zaruret halinde artık o kamu yararı dediğimiz olay her kamu yararı da uygulanmamalı. Toprak koruma kurulları dediğiniz gibi o kurullarda ki insanlara da yöneticilere de hem zorluk çıkmaz. Bu şekilde yönetici bilir yani nereye yapılacak, nereye yapılmayacak. Yani o arazi kullanım planları hazırlansa, tarım arazilerinin sınırları belirlense ve diğer yapılacak yatırımların sınırları da belirlense diyorsunuz, o zaman kurula da bir şey gelmesine gerek kalmayacak. Tabii yani kurula çok nadir şeyler gelir. Evet. Ama şimdi kurula her hafta veya işte her ayda bir şekil numara şeyler geliyor. Bir takım okul yapılacak vesaire geliyor. Hatta şu oluyor, yani bildiğiniz gibi Dele Suçler'in sulama yapıları içerisine bu tip şeyler teklif ediliyor. Sulama gelmiş. Sulama yapılacak tarım arazisi. Sulama yapılacak diye drenaj yapılmış arazilere. Gelip fabrika yapılacak, okul yapılacak, bilmem bir takım konutlar yapılacak işi girince
o yapılan yatırımlarda boşa gitmiş oluyor. Boşa gitmiş oluyor, evet. Bir de işin o boyutu var. Peki bu tarımın en yoğun olarak yapıldığı yerler genelde ovalar oluyor. Tabii diğer bölgelerde de yapılıyor ama ben toprak yasasını 5403 sayılı yasayı incelediğimde burada önemli bir not var. Diyor ki tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması diyor. Şimdi bizim Samsun iki tane büyük ova. Belki büyük ova deyince belki Türkiye'nin diğer bölgelerindeki ovalara göre ölçek olarak büyük değil ama Karadeniz bölgesindeki toprak varlığını düşündüğümüzde çok değerli olan iki tane büyük ovaya sahibiz. Toprak yasasının bu kadar amir hükmü olmasına rağmen bu bölgedeki ovaların yeterince korunduğunu düşünüyor musunuz? Yani mesela örneğin çarşamba, onu başka bir programda konu da edeceğiz zaten. Amaç dışı kullanım, mesela ağaç tarımı, kavak gibi, fındık gibi veya Bafra'da da özellikle diğer bir takım yatırımlar gibi. Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii şimdi Büyükova, bunun Bursa'da biz toplantısı oldu. Toplantısına gittik. Toplantıda Büyükova... Büyükova'nın bir metrekare üzerinden mi konuşuluyor? Yok, yoksa? İşte şimdi onun bir metrekaresi ortaya konmadı. Konmadı. Yani şimdi Samsun veya Karadeniz bölgesine göre Bafra, Çarşamba, Terme, ovalar, Çarşamba ve Terme ilçelerinin üzerinde yerleşmiş olduğu, iki ilçenin yerleşmiş olduğu bir Çarşamba ovası diyoruz biz. Ben bu Çarşamba Terme ovası diyorum çünkü doğru. Termeler alınıyorlar. Alınıyorlar. Burada bu ova var, bir de Bafra ovası var. Şimdi Bafra ovası 60 bin hektar yaklaşık, 90 bin hektar Çarşamba ve Terme. Çarşamba daha büyük galiba. Evet, Çarşamba daha büyük. Şimdi bu iki ovanın sınırları bizim Çarşamba, Karadeniz bölgesinde çok büyük. Yani büyük ovaya giriyor. Ama şimdi bu büyük ovaya giriyor ama bizim büyük ova dediğimiz bu yerlerin de henüz bu planlaması yapılmadığı için biz bu büyük ovalarındaki tarımı da makinal tarım olsun vesaire olsun işte yani meyve ağacı yapılacak yere meyve ağacı yapılmış, meyve ağacı yapılacak yere yapılmamış, fındık tarımı, bir kavakçılık tarımı galiba şeklinde. Fındıkla ilgili de bazı önlemler var değil mi? Taban arazide var. Yapılmaması var ama o da çözüm değil. Bakanlık bunu çıkardı. İşte fındık arazilerinin fındığın kaldırılmasını. Taban arazide. Tabii taban arazide. Şimdi baraj yapıldı. Barajın sulama barajlar sulama geliyor. Evet. Şimdi Bafra'da ikisini mukayese yaparsak Bafra'da bu ağaçlanma yok. Ağaçlanma yok. Ağaçlanma olmadığı için sulama tabii orada ekonomik olarak kullanılıyor diyebiliriz. Yani. Sebze ağırlıklı. Sebze ağırlıklı. Şimdi çarşambada ise sulama gelecek, drenaj gelecek. Tabii biraz gecikiyor. Gecikmesi sebebi de şu. Ya geciktirilmesi sebebi de şu. Çünkü buralar hep bütün olmuş fındık ve kavak. Kavak özellikle. Dolayısıyla buraya sulama gelse veya gelse ne olacak, gelmese ne olacak düşüncesiyle devlet habire bu işi çözmeye çalışıyor. Ve çözemiyor da. Çözemez sebebi şu, fındığı kaldırırsanız şu kadar para vereceğiz, şu kadar teşvikler geliyor. Fakat bir iki sene fındığı söküyor vatandaş, başka bir şey yapıyorum diyor. Yaptığı işten fazla gelir elde edemeyince yine fındığa dönüyor. Alternatif ürün konamıyor. Yine fındığa dönüyor. Yine fındığa dönüyor. Yani bu proje başarılı değil. Burada daha önceki idarelerle yapmış olduğumuz çalışmalarda biz gittik bu şeyde bir örnek köy seçemedik. Örnek köy dedik ki burada ne kaldı, fındığın yerine ne yapması lazım? İşte soya, mısır vesaire vesaire. Bunları ekelim, dikelim, vatandaş görsün. Yani hatta bunun pazarlamasına yardımcı olalım. Ve bu şekilde vatandaşı burada ikna edelim dedik. Fakat bunları yapamadık, yürütemedik. Çünkü ya burada bir irade lazım. Dönüşüm zor. Her şey irade lazım. Kolay değil. Peki bir şey daha var. Bu hani amaç dışı kullanımının yanında tarımda kullanılan toprağın da hatalı kullanımı söz konusu. Gerek bitkisel ilaçlar, tarım ilaçları, gerekse işte sürüm teknikleri, gerekse yanlış ürün ekimi gibi. Bu konulardan da biraz bahsedebilir miyiz? Yani bir amaç dışında kullanma var veya toprak kaybı var. Bir de mevcut toprağı kullanırken toprağı yok etme var. Toprağın üzerinde toprağı yok etme var. Şimdi 89'un Eylül aylarında Bafra'da bir sempozyum oldu. Sulama sonrası Bafra'sının geleceği diye bir sempozyum oldu. Bir çalışma yapıldı. 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber çok güzel bir çalışmaydı bu. Bu çalışmada yani sulama geldiği zaman Bafra'sında ne toprak ne olacak? Topraklar nereden ne hale gelecek şeklinde. Tabii üretim artacak. Üretim artmayla beraber gübre, ilaçlamalar artacak. Bu şekilde işleme sayısı artacak. Ürün sayısı bir yılda birkaç tane ürün alınacak.
derken bunları bir ortaya koyalım dendi. İşte o zamanki idarede kaymakamlık, Tarım İlçe Müdürlüğü, Tema Vakfı'yla ortaklaşıp projem yapalım dedik. Bu projede Hamit Genç, bizim Buffer'da iş adamı, arkadaşımız, dedi ki böyle bir projede Kaymakam Bey yer isteyince, böyle bir şey yapalım, çalışma yapalım deyince, Kaymakam Bey'e şu teklifi getirdi. Hocalarımız da oradalar, bütün bir kalabalık, bütün bir Buffer'a, Samsun, herkes gelmiş toplantıda. Dedi ki ya o zaman ben size dedi, bir köy bulayım dedi. Ben bu köyü dedi, her dediğiniz yapacağım dedi. Ama uygulama siz yapın dedi. Karabuç Köyü. Evet, Karabuç Köyü. Buffer Karabuç Köyü. Ve 1989'unda, yılının hiç unutmuyorum, Aralık ayı yani şimdi bu aylarda, 8-10 Aralık gibi falan olacak. Hemen ne yapalım? Toplantı yapıldı. Hemen acele toplantı yaptık. Hamit Genç başta olmak üzere, Buffer'dan bizim işte Namık Beyler, Süleyman Beyler, Nuraydın Beyler, çalışmayla beraber vatandaş toplandı. Çok hızlı yapıldı bu iş. Çok hızlı girildi. Hemen topraklar, tahliller yapıldı, vesaireler yapıldı. Amaç orada neydi? Esas amaç ne? Amaç. Yani? Evet. Amaç şuydu. Orada bu toprakların, yani Buffer Ovası'nda yer alan bir Karamış Köyü bu. Kızılmağ'ın sol sayede yer alan bir köy. Taban arazi. Tarım yapılan bir köy. Tabii tarım yapılıyor. Fakat tütün yapılıyor. Tütün taban arazide tütün. Evet, taban tütün yapılıyor. Yapılan tarım da böyle çok da böyle bir şey, Buffer'a yakın. 7-8 kilometre mesafede Buffer'a. Bu kadar merkezi bir yerde dahi ilaçlama kontrolü değil, gübreme kontrolü değil, toprak işleme kontrolü değil. Bir tütün yapılıyor burada. Yani tarım aracılığıyla aynı zamanda topraklarda zarar görüyor burada. Evet, zarar görüyor. Yapılırken zarar görüyor. Tabii. Evet. Bunu da dile getirildiği için orada o köy çok güzel örnek bir köy seçilmişti. Burada hepsini gittik biz o çalışmalara beraber sera yaptık. 23 tane sera yaptı. O zaman Buffer'da sera falan yok. Yani sera yapıldı ve serada marul ve salatalık yetiştirildi. Ve her serada bugün Tarım Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Köy İşleri Bakanlığı'nın yeni yeni getirmiş olduğu iyi tarım uygulamalarını o zaman biz başladık. 89 yılı, 90 yılı o zaman. Ve her serada bir şey vardı. Bir not defteri vardı. Bu not defterinde yapılacak olan şeyler, neler yapılması lazım, neler yazılması lazım, hepsi yazılıyordu. İlaçlama zaman yapılmış, sulama zaman yapılmış, gübre zaman yapılmış, hepsi yapıldı. Ve daha sonra bunlar bayağı güzel gitti. Hatta o zaman biz bir şart koştuk. Dedik ki bu bu köyde bu seralara bir şey tutacaksınız. Bir mühendis tutacaksınız. Bir mühendis tutuldu. Seraların bu mühendisin parasını, Türkiye'de ilk defa parasını köylü verdi. Ve gayet güzel bir çalışma yapıldı. Sonra ne oldu? Tütün kaldırılacak dedi. Tütün kalktı. Gübrede bir değişiklik oldu mu? Toprak tahliye gübreme toprak çok büyük değişiklik oldu. Bir gecede o zamanki parayla 50-60 milyarlık, yani eski parayla 50-60 milyarlık bir parayla bir tasarruf sağlandı. Yani bir gecede. Gübreden. Bir gecede evet. Topraklar tahliye yaptık. Çok cüzi de olsa böyle bir... Yani gereksiz mi gübre kullandınız? Gereksiz. Toprağın ihtiyacı olmadı herhalde. Tabii atılıyor. Geleneksel olarak atılıyor. Ha o zamanlar tarım teşkilatları var, her şey var ama ben de o işin içindeydim. Fakat o zamana kadar hiç kimsenin algılayamadığı, anlayamadığı bir çalışma içine girdiğimiz için biz, ben de o zaman baktım ki biz sivil toplum kafasıyla, bir sivil toplum kuruluşunun önderliğinde böyle bir çalışma, çok güzel bir çalışma oldu. Ne oldu? Mibzeli tarım, mibzeli ekim yapıldı. Bir buğday ekimi, mibzeli yapıldı. İşte vatandaş bir teneke şey atıyor, tohum atıyor. Bir teneke tohum bugün 16-25 kilo falan, 30 kilo giren şeyler var. Tohum at, buğday tohum atılıyor. Dedik biz 16 kilo atılacak mibzelle. İnanmadılar. Mısır, hakeza öyle. Yani girdi maliyetleri düştü ama toprağın korunması açısından tabii. Daha verimliliği atması açısından da bir takım kazanımlar tabii, oldu. Tabii yani burada şimdi bizim amacımız burada bir örnek köy deyince her şeyini örnek köy yaptık. Ve burada baktık ki tohum arttı vatandaşın. Şimdi bir tarlaya atacak 25 kilo buğday tohumunu 16 kilo tohum attı. 9 kilo bir kar var oradan. 9 kilo buğday tohumunun karı var. Atılan gübreden karı var. Çünkü mibzele gübre atıyor yine. Oradan bir karı var. Yine Mısır'a geçtik. Mısır'da aynı şekilde tohumdan karı var. Evet. Derken yani böyle bir çalışmayla beraber o köyü tabii zaten Güzellikler Meydanı'na getirdik. Güzellikler neydi? O köyde Seracı'nın yanında bir futbol sahası yapıldı. Bir kahvesi var. Bir bakkal dükkanı var. Kahvede tabii gündüz kapalı. Çocuklar, gençler, sanayide çalışanlar var. Dediler ki biz kahvede oturamayız büyüklerimizin yanında. Biz ne yapmamız lazım? Bize bir şey yapın. Bir top sahası, bir
ne bileyim oynayacak bir yer yapalım falan. Top sahası yaptık. O zamanki idarenin. Yani bir örnek köy çıkardım. Evet. Şimdi Osman Bey, zaman biraz daralıyor da ben başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bu 5403 sayılı toprak yasası var. Ancak bu yasayı takip edecek bir kurum galiba tarım müdürlüklerine verilmiş ama eskiden bir toprak su vardı. Şimdi tarımsal araştırma kurumları var. Bu yasanın takibinde tekrar bir böyle bir kuruma ihtiyaç var mı? Örneğin Türkiye'de bir Orman Bakanlığı var. Su işlerine bakan bir Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü var. Çevre Bakanlığı var. Toprakla ilgili bir kurum deyince benim aklıma bir şey gelmiyor da. Hani genellikle bir tarım diyor ama tarımın içine de her şeye giriyor Tarım Bakanlığı veya Tarım Müdürlüklerinin. Yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var mı toprak açısından? Ben toprak suyun geçmişte yaptıklarını da düşünüyorum da. Türkiye'ye çok büyük emekleri var orada çalışan insanların. Niye kapatıldığını da hala anlamış değilim. Bu yasanın uygulanmasında özellikle bunu takip edecek bir sekreteryanın oluşmasında böyle bir kuruma tekrar ihtiyaç var mı sizce? Vallahi şimdi var diyeceğim. Çünkü bence var diyeceğim. Çünkü bunu kalkması da yani bir şekilde kalktı bu. Fakat bunun toprakla ilgili yasa çıktığı zaman ki yasa yönetmeliğine çıksaydı eğer toprak su diye bir teşkilat olsaydı bu yönetmelik çıktı. Bu yasada öyle bir teşkilat tanımlamıyor ama galiba. Tanımlamıyor. Yani bu yasayı takip eden bir teşkilat olacaktı. Bir yönetmelikler çıkaracak yeni teşkilat olacaktı. Şimdi bakın bugün toprakta su, toprakta birken veya topraktaki suyun birikmesinde ne olur? Yine toprak. Ya toprağın içindeki nem, daha aşağılardaki aküferlerdeki suyun birikmesi, derelerdeki yan derelerin gelen suyun birikmesi. Hepsi yine toprakta oluyor. Şimdi biz toprağı eğer bu şekilde şeyini bilmezsek, kıymetini biz anlamazsak. Kendi haline bırakırsak bu şekilde olur. Ve şu anda toprak yasasıyla ilgili toprak suyun kurulması bilmiyorum. Kurulur mu, kurulmaz mı? Biraz masraflı görülüyor. Biraz ama bir kurum gerekiyor herhalde. Adı bir kurum gerekiyor. Bunun adı ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Bir şekilde olması lazım. Koordinasyonu yapacak toprakla ilgili bir takım. Ben bir dağınıklık görüyorum. Yani kadastrodan tutun da arazi toplaştırma, tarım reformundan tutun da orman, çevre, birkaç bakanlığın içinde toprağın sorunları. En fazla tarım da gibi gözüküyor ama son derece dağınık bir yapılanma var toprak üzerinde. Şimdi dedik ya işte 3 tane şey var. Doğal varlık var. Hı-hı. Hava, su, toprak. Evet. Şimdi suyun bir bakanlığı veya ona bakan bir bakanlık var. Fakat toprağa bakan bir bakanlık yok. Toprağın da bir bakanlığı olursa eğer bu yasaya sahip çıkar. Yönetmeliklere sahip çıkar. Şimdi bu yasayla beraber de bugün şimdi toprak suyun yapmış olduğu teraslamalar, göletler, bunlar büyük harita yapılar. Erozyon haritaları, toprak haritaları tahlilleri. Ve bugün toprakta arazi sınıflaması, toprak etütleri yok. Evet. Ve bugün şimdi şöyle düşünün, ne kadar gölet yapılmış köylerde bugün. Samsun için konuşalım biz. Havza, Vezir Köprü, Ladik'te yapılan göletler hala 15 sene evvelki göletler. Yeni gölet yapılma yok. Bu göletler hayvan içme suyu için yapılan göletler olabilir. Hı hı. Suma suyu için yapılan göletler olabilir. Ya bu göletler yapılmadı. Sonra bentler, teraslamalar. Erozyonla mücadele. Yok. Şimdi erozyonla mücadele bir bakayım. Bir taraftan Orman Bakanlığı da sürdürebiliyor. Ama geçmişte köy hizmetlerinin yaptığı, toprak suyun yaptığı çalışmalar var. Bunların galiba tek çatı altında yani bir kurumda toplanması mı toprağa daha fazla katkı verecek? Herhalde daha iyi olur. Çünkü yani daha önceki toprak sudan sonra köy hizmetleri kuruldu. Köy hizmetlerinin yapıları da oldu. Fakat tabii güzel çalışmalar yapıldı. Yani onlar kötü çalışmalar değil. Güzel çalışmalar yapıldı ama dağınık olduğu için. Ve bu biraz ihmal edildi. Yani toprak suyunun ne yapıyor, ne ediyor, ihmal edildi o. Görülmedi. Hep görünüşteki güzellikler, görünüşte ne var? İşte biraz reklama gidecek, biraz böyle tanıtıma gidecek. Ama galiba şunu da yapmamız gerekiyor. Bu kamuoyunun gündemine bu yasayı tekrar getirip bu yasayla ilgili eksik olan kısımların bir an önce tamamlanarak bana göre ben de yani bir toprakla ilgili bir vakıf olan Tema Vakfı'nda uzun yıllardır çalışıyorum. Bu yasanın çıkmasında da çok emeğimiz oldu bizim. Evet. Bu yasanın bir an önce yürürlüğe girdi ama genelgesinin, yönetmeliğinin, tüzüğünün her şeyin bir an önce çıkarılarak uygulamada hızla başlaması gerekiyor. Tabii. Ben öyle anlıyorum yani. Şimdi hocam mesela topraklar, çorak topraklar diyoruz. Evet. Çorak topraklar çoraklaşmış. Niye çoraklaşmış? Şimdi buradan ıslah ile ilgili bir çalışma yok. Evet. Bugün şimdi mesela taşlı topraklar veya şimdi Diyarbakır'da çeltik arazileri, çeltik yapılıyor. Nerede yapılıyor çeltik bugün?
Hatta organ çetik yapılıyor orada. Kayalık, ben Diyarbakır'daki üyeleri bilmiyorum. Ama yapılan arkadaşlarımızın yaptığı çalışma 2000-3000 dönüm arazide taşların kayaların içinde toprak var. Yani içinde kayalar var böyle. İçine atlayarak gezebilirsiniz yani. Kayalar var. Orada çeltik yapılıyor. Şimdi niye yapılıyor? Çeltik hep düzde yapılmaz ki. Çeltik mutlaka olur. Mutlaka her yerde toprak olduğu zaman her yerde bitki olur. Bugün şimdi zeytin. Bugün bilmem herhangi bitki. Gübre vermezseniz de bitki oluyor. Zeytin bahçeleri, elma bahçeleri vesaire bunların hepsinin toprağın kendi verimlilik, kendi kabiliyetiyle beraber oluşan meyvelerimiz var burada. Ben şunu anladım. Bunlar... Önce bir toprak varlığımızı tanıyalım. Hı? Ölçelim, biçelim. Yani miktarını çıkaralım. Ondan sonra bunun sınırlarını bir çizelim. Evet. Tarım arazilerini gerekse bir tarımsal sit gibi nasıl bugün tarihi mekanlar sit olarak, evet, arkeolojik mekanlar sit olarak korunabiliyorsa bu sit noktasına kadar getirelim. Tahmin ediyorum ondan sonra biraz bu şeyler azalacak. Tabii işin diğer boyutu da var. Miras hukuku gibi, kadastro çalışmaları gibi. Yani toprak tek bir yerden yara almıyor. Yani onu etki eden yüzlerce faktör var ama galiba farkında değiliz. Az önceki filmi ben izlediğimde şunu gördüm. Biz marketleri dolu görüyoruz ama nereden geliyor, nasıl geliyor, bunun devamlılığı nedir? Çok güzel de bir söz etti orada. Yani sanki hazırdan kullanıyoruz gibi. Bir yerde okumuştum ben. Bazı ülkeler çok önemli toprak varlıklarını rezerv olarak ayırıyorlarmış. İleride bir kriz olduğunda, dünyada bir kriz olduğunda kullanırız diye şu anda kullanmıyorlarmış. Hatta siz mi demiştiniz? O toprak sahiplerine de ayrıyeten para ödüyorlarmış ve kullanmıyorlarmış. Tabii. Biz mevcut tarım topraklarımızın bu derecede kıymetini sanki anlamıyoruz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şimdi bir dağınıklık var. Amerika'da bir hasbel kadar gittik işte bir şeyle, bir çalışmayla ilgili gittik. Orada da araziler tabii 2000-3000 dönüm araziler var. Pamuk yapıyor, sorgum yapıyor, mısır yapıyor, ayçiçeği yapıyorlar. Fakat belli bir arazileri de dinlemeye bırakıp o arazilerin ektirmiyorlar. Evet. Ve bunlar tabii ekenler kooperatif, bu 2003 milyon arazi kooperatif şeklinde. Tarım danışmanları var onların da. Bizim Türkiye'deki tarım danışmanları gibi ona benzer bir yapı var. Ve bu tarım danışmanları araziyi değerliyor. Onlar yönetimi tamamen tarım danışmanlarının için. Evet, doğru. Daha doğrusu hani Türkiye toprakları kutsaldır, kaderine terk edilmez lafı var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Şimdi bu burada da aynı şekilde. Yani Türkiye toprakları o kadar çok kıymetli ki. Yani bunlar böyle ehil olmayan insanların eline bırakılamaz. Bırakılmaması lazım. Anladım, doğru. Osman abi konu çok önemli, çok uzun, çok geniş, süre sınırlı olunca da böyle oluyor. Sanırım biz ileride bir konuyla ilgili, toprakla ilgili başka bir konuda gene birlikte tabii, olabiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu önemli bir konuyu bu kadar kısa bir sürede vermek de zor ama bizi çok önemli bilgilerle çok aydınlattınız. Oldu. Ben teşekkür ediyorum. Senin de ikinci programın bu. Sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli Aks TV izleyicileri, bugünkü programımızda toprağa konuştuk. Çok kıymetli Doktor Osman Özdemir'le bize değerli bilgiler verdi. Biz her pazartesi bu ekranlarda saat 17.15'te sizlerin konuğu olacağız. Kimseye randevu vermeyin. Buluşmak ve görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.